Yani devlet tahvili alınabilir mi mesela? Ticaretten anlamıyor, birikimi var. Bir işe girse belki batıracak adam. Bu kişi nasıl değerlendirmeli parasını? Ama bizden tabiri caizse yatırım tavsiyesi Yok, hayır biz an. bir yatırım uzmanı değiliz. Tabii öyle olunca da biz ne yapacağız? Bildiğimiz kadarıyla meşru İslam iktisadından meşru olanlara yönlendirme. Hatta bu işten alan insanların uzmanlıklarına başvurmasını tavsiye edeceğiz. Yani şöyle ki bazı insanların sermayesi vardır ama o sermayeyi Ticarette yerli yerinde değerlendiremez. Bu sefer ne yapacak? Kendi ticaretini efendim, kendi yapamayacağı için o ticareti yapan insanlarla ama güven telkin edecek tabii hı hı. ki. Biliyorsunuz yurt dışında yıllardır emek veren, para kazanan insanlar ne yapmışlardır? ya dolandırıcılıktan tutun bir yığın ondan sonra diyelim ki e, şeyler ellerinden alıp onların da ellerini boşa çıkartmış, çıkarttıkları da bir vakadır. O zaman güvenilebilir kurum, kurum ve kuruluşlar kişiler aracılığıyla ne yapabilirler? Bunları değerlendirirler. Fakat bunlar da ne yapmaları lazım? Kesinlikle İslam'ın meşru gördüğü alanda hareket etmeliler. Biz bunlara ne diyoruz? Mudarabe diyoruz. Yani birisinde ne olur? Sermaye olur. Öbüründe de ne olur? Efendim emek olur. Emek sermaye işbirliğine mudarabe. Yani işte e, e, ee, mesela bir şirkete ortak olmak gibi değil mi? Ona müşareke diyoruz. Murabaha diyoruz. Değil mi? Kar amaçlı bir araya güçlerimizi birleştirmek gibi. Bunları tabii ki yapabilen ve güven terkin eden kişi ve kuruluşlar aracıyla yapabiliriz. Kendimiz yapamıyorsak yapan insanlar, kişilere. Fakat e, devletin e, bu konuda işte devlet borçlanmaları diyoruz buna azine bonusu, devlet tahvili vesaire bu tür şeylerde ne vardır? Her ne kadar işin içinde devlet de olsa ne var? Faizli işlemler de enstrümanlardır. Peki faizde değerlendirebilir miyiz? Hayır değerlendiremeyiz. Faizsiz enstrümanlarda, yatırım araçlarında değerlendirebiliriz. Eyvallah. Yani Biz zaten... mesela diyelim ki işte devlet zaman zaman ne yapıyor? Halka arzlar yapıyor. Bazı kurum ve kuruluşların efendim hisse senetleri borsa aracılığıyla ne yapılabiliyor? Değerlendirilebiliyor. o borsada da işlem gören organizasyonun, şirketin efendim organizasyon nu İslami ölçülerde yani meşru ve mübahsa onlardan hisse senedi alabiliriz. Bu da bir yatırım aracı. Tamam orada da dikkat etmemiz gereken Tabii, o kuralları mutlaka, zaman zaman mutlaka anlatıyoruz. Var. Mutlu, mutlaka var. O zaman ne yapalım? Bir bilen aracılığıyla e, bu kardeşlerimiz ne yapabilirler? Ellerindeki sermayeleri yönlendirebilirler ama meşru enstrümanlara